Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere yeni ürünümü gösteriyor olacağım. Lido. Bu üründen bayağıdır bahsediyorum. Videolarda bahsediyorum. Bu çocuk ne diyor diyorsunuz büyük ihtimalle. Lido diye. Biz böyle bir ürün geliştirdik. Bu aslında kapak arkadaşlar. Kapağı satıyoruz. Yani protein kutusunun kendisini satmıyoruz. Kapağı satıyoruz ve kapağın da aynı zamanda işte bu dış şeyini satıyoruz. Plastiğini de yani. Kapağın kapağı olarak beraber geliyor. Ve bu şekilde açılıyor. İçerisindeki kaliteli bir kağıdımız var. Kesinlikle kalitesiz değil. Oldukça kaliteli. Ondan sonra ürününüz çıkartıyorsunuz içerisinden. Bu da bir kalıp. Bu da bir kalıp. Şimdi ben size business'ın genel olarak bütün işin detaylarından bahsediyor olacağım. Yani bu ürünü sadece göstermek değil amacımız. Ürünün genel olarak kalıbını nasıl çıkardık? Kaç tane kalıp var burada? Ne gibi paralar harcanması gerekiyor böyle bir ürün yapabilmek için? Ve bu ürünün satış stratejimiz ne olacak? Neden Amazon'a böyle bir ürünle girdik? Kısaca bunu açıklıyor olacağım. Şimdi ürünü tekrardan daha detaylı göstereyim sizlere. Detaylı bir şekilde görebilmeniz için. Bu bütün protein kutularının kapağına oturabilen bir kapak arkadaşlar. Yani tek bir size'ımız yok çünkü farklı size'larımız var. Mesela şu large size arkadaşlar. Bu medium size olması lazım. Üzerinde yazar. Ha, bu da large'mış. Aynı size ikisi. Kısaca ürün nedir? Ürün arkadaşlar. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Önce açık olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şu anda kapalı. Önce bir açıyorsunuz ürünü. Şu anda açık pozisyon. Genelde açıkta kalıyor zaten. Açıkta duruyor. Ürünü ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bir kere bu şekilde çeviriyorsunuz. Çevirme olayını bu kadar güzelleştirebilmek amaçlı. Mesela bu kadar yumuşak yapabilmek amaçlı cidden bayağı uğraştık arkadaşlar. Ve böyle 10 defa bunu denedik arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi bir scoopluk proteininiz var arkadaşlar. Şurada dökülmeden göstermeye çalışalım sizlere. Bu scoopluk proteininizi elinizi protein tozuna sürmeden ve bazı işte huylu insanlar var benim gibi. Protein tozuna sürmenize gerek kalmadan elinizi ve içerisine sokmanıza gerek kalmadan ve etrafa işte sıçratmadan kullanabilmek amaçlı bu kapağı alıyorsunuz. Ve kapağı yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Kapak tamamen FDA approved. Amerika'daki bu satılabilir izinleri alındı hepsinin. Aynı zamanda ürün patentli. En güzel özelliğini söyleyeyim size. Ürünün patentli olması arkadaşlar. Biz bu ürünün patentine başvuralı 2 sene oldu ve dün patent geldi. Bu videoyu da o yüzden bugün yapıyorum. Beni yorumlardan tebrik edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Ürünün patentini de aldığımıza göre gerçekten artık bu ürün bize ait. Bizim olan bir ürünümüz oldu ve gerçekten sevindirici bir şey. Benim hayatımda attığım ilk işte gerçekten bir ürüne inanıp da o ürünü üretip de satış işini yapmaya çalıştığım profesyonel bir adım böyle. Hani bunun öncesinde hep online buradan al, buraya sat, şu ülkeden al, bu ülkede sat gibi şeyler yapıyorduk ama ilk defa böyle güzel bir problem çözen gerçek bir startup yaptık. Startup zaten nedir? Bir problemi çözen bir proje denir arkadaşlar. Ve içerisinde de gerçekten büyük bir para koyduk. Yani benim yaşlarımda bir insan için çok büyük bir para. Dolar bazında hem de büyük bir para. Ve bu şekilde de arkadaşlar ürünümüzü sizlere tanıtmış oldum. Şu arkasında da nasıl işte ürünü kullanabileceğiniz falan filan tasarımlar yaptık. Ön tarafında da işte ürünün geleceği noktayı ayrıca belirledik. Ürün tam olarak buraya oturuyor çünkü şu şekilde. O plastik kalıbın içerisindeyken. Ve bu şekilde ürününüzü açıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünün fiyatı Amerika'da arkadaşlar $20. Biz neden böyle bir adım attık? İlk başta onu size açıklayayım. Çünkü Amazon'da private label satıcısı olarak nasıl satış yapılır zaten tecrübemiz vardı bu konuda. Bir ürün online olarak nasıl geliştirilir? Influencerlarla nasıl çalışılır? Ve genel olarak e-ticaret bilgisi olduğu için, bunların hepsinde tecrübemiz olduğu için biz zaten böyle büyük bir problem çözen bir ürün yapmak istiyorduk ekip olarak benim ortamla. Ve sonrasında bu proje karşımıza çıktı. Bu projeyi yapan arkadaş, bulan arkadaş benim samimi bir arkadaşım Göktü diye ve bu fikri bulduktan sonra bize getirdi. Biz de belirli bir sermaye karşılığında partner olduk kendisiyle ve çok güzel bir fikri hayata geçirmiş olduk hep beraber. Şimdi de bunun satışını gerçekleştiriyor olacağız. Patenti alındı dediğim gibi, marka ismi alındı MyLido olarak. Her şey daha önce hiç olmadığı kadar profesyonel ve güzel ilerliyor. Biz kısaca böyle profesyonel bir adım atmak istiyorduk e-ticaret alanında. Böyle endüstriyel bir şey yapmak istiyorduk. Yani bir problem çözen bir ürün yapalım. Bu konuda da bir tecrübemiz olsun. Private label olarak satalım. Zaten private label'da tecrübemiz var. Ve bunu şu anda private label Amazon FBA olarak satıyoruz arkadaşlar. Amazon FBA modelini bilmeyenler için tekrardan hemen özetleyelim. Biz bu ürünleri mesela yaptırıyoruz. Direkt Amazon'un kendi deposuna gidiyor ve biz hiçbir şeye dokunmadan, tabii ki de bize de kutular geliyor arada. Biz istedik şey geliyor. Üreticimizden geliyor. Biz hiçbir şeye dokunmadan Amazon sipariş geldikçe müşteriye yolluyor bu ürünü. Yani ben gidip de sipariş geçmek zorunda kalmıyorum. İlk başta belirli bir süre öyle yapmak zorunda kaldık. Ürünler FBA deposuna girene kadar. Çünkü Çin'den gelme işlerinde bayağı bir problem var şu anda. Uzun sürdü bayağı. Onu yapana kadar birkaç tane sipariş review toplamak için FBA yaptık. FBM yaptık. Yani siparişleri bizim geçtiğimiz bir sistemle çalıştık. Ama şu anda FBA yapıyoruz ve gayet güzel ilerliyor. İsmi MyLido. Umuyoruz ki bu ürün büyüyecek ve ileride büyük bir şirketle anlaşma yapabiliyor olacağız. Büyük bir üretici şirketle. Çünkü asıl hedef, asıl vizyon başından beri oydu. Biz
öyle güzel bir şey yapalım ki, öyle güzel bir problem çözsün ki başka bir büyük marka bizi gelsin alsın. Bu şekilde düşündüğümüz için bu alanda da artık tecrübeliyiz. Bir ürün nasıl üretilir? İşte patent nasıl alınır? Bu ürünün işte FDA approve kısımları falan filan. Gerçi o işlere George bakıyor bizim. George diye bir ortağımız daha var. Genel olarak sebebi buydu arkadaşlar. Çok fazla sordunuz ve açıklayamadım uzun bir süredir. Patentin de gelmesiyle şimdi çekmeye fırsat oldu. Bu ürün hakkında, genel olarak Amazon hakkında, pazarlama hakkında sorularınız olursa zevkle cevaplarım arkadaşlar. Çünkü şu anda gerçekten böyle tutkulu bir şekilde bununla uğraşıyorum. Pazarlama alanında ekipteki en büyük görevi olan benim tabii ki de. Ve güzel bir ekip projesi yürütmeye çalışıyoruz. Birbirimize güvendik. İyi bir ekip oluşturduk. Herkes çalışıyor şu anda ekipte ve ortaya güzel bir ürün çıkardık kısaca. Sorularınız olsa yorumlarda bekliyorum mutlaka ve bu ürün hakkında çalışmak isteyen, yurt dışında yaşayan birileri olursa da mutlaka beraber çalışabiliriz. Şimdilik Türkiye pazarı için uygun bir ürün değil arkadaşlar. Neden? Çünkü fiyatından ötürü. Fiyatı daha çok Amerika'ya, dolar, euro kullanan ülkelere daha çok uygun bir fiyatı var. O yüzden yurt dışında yaşıyorsanız ve böyle bir çok ilginç, başka dünyada kimsenin satamayacağı bir ürün satmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin, başarılar.